Vakfın daveti var. Yurt dışından önemli iş adamları gelecek. Vekalet edecek kimse var mı sizin yerinize? Mütevelli heyeti başkanı var. Ama bizzat katılmamda fayda var. Vekaleten sizi temsil etsinler. Güvenliği sağlamak çok zor. İptal. Rezil oluruz. Şimdiden bildirelim Kılıç. En azından bazıları gelmesin. Biz onları ziyarete gideriz. Yurt dışına çıkışlarınız kesinlikle uygun değil. Neden? Biz sizi asla koruyamayız dışarıda. Özel güvenlik şirketlerine şu anda güvenemeyiz. Anlaşılan Kılıç. Hepsi iptal. Yılbaşı programı. İptal. Çıkmamız lazım. Geç kalıyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Konsey toplantısı var. Asıl o iptal. Bu mümkün değil. Katılmadığım bir tek konsey toplantısı yok. Olamaz da. Bence de olamaz. İptal edin. O kadar da değil Polat. Onlar bizim kardeşimiz. Testere Necmi'yi ben öldürdüm. Sizin kardeşinizdi. Size ihanet etmişti. Konsey toplantısına gitmemem için bana geçerli nedenler söyle. Bırakın kaos olsun. Herkes inandığı şekilde düşünsün. Siz de sizsiz nasıl olacağını görün. Kendi içimizde kaos çıkarmak. Hele şu şartlarda. Bize zarar verir. Biz? Şu anda burada 3 kişiyiz. Ve bu bize zarar vermez. Ben konsey toplantısına gitmeyeceğim. Kılıç iptal edildiğini söyleyecek. Ve göreceğiz. Sadece bekleyeceğiz ve göreceğiz. Orada bilfiil kimse bana zarar vermez. Veremez. Bilemeyiz. Polat, camlar kurşun geçirmez. İçeriye girene kadar 10 aletten geçiyorsun. Oradaki en genç hizmetli 20 yıldır orada. Toplantıdan önce her yer didik didik aranıyor. Dinleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Burada ne olabilir? Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sayın Karahanlı'yı yok etmek istiyorum. Toplantı iptal. Bir daha bu bıçağı çıkarma. Beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım. Artık her şeyi beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum.